İnsanca yaşamak istiyoruz. Evet, yoksulluk her kesimi vuruyor. Ama yoksulluk eğitimi vuruyor. En son açıklanan enflasyon rakamlarına göre en yüksek enflasyon %121 ile eğitim alanında eğitimin baş tüketimi olan defter, kalem, silgi, çanta ve benzeri şeylerde. Yoksul insanlar bu rejimin, Cumhurbaşkanı'nın ve onun inaktif bakanı olan eğitimi her gün gericileştirmek ve piyasaya açmak konusunda özel görev almış Yusuf Tekin'in uygulamalarıyla yoksul insanlar, onların eğitim hakkı çalınıyor, geleceksizleştiriliyor. Çocuğun gayet her çocuğun lazım olan çok sıradan defter, kalem, silgi, kalemlik ve benzeri şeyler var. Ve bunlar en ucuz yerden alındı. Gidilip indirim uygulayan %27 oranında uygulama, indirim uygulaması yapan yerlerden alındı. 6.200 lira sadece şu çanta. Bu ülkenin %70'i asgari ücretle çalışıyor. 17.000 liraya çalışıyor. Toplamda bir öğrencinin en düşük herhangi bir köyde ya da kenar mahalledeki bir okulda yoksul insanların gittiği yerde bir öğrencinin ortalama aylık gideri 4-5 bin lira. Bu farklı okullarda, farklı yerlerde 25 bin liraya kadar ulaşıyor. Bu ülkenin yoksul halk çocuklarını eğitim hakkını da yok sayıyorsunuz. Bir sınıfa çalışıyorsunuz, bir sınıfa. Oligarşik bir sınıfa çalışıyorsunuz. Ama askere giden kim? Bu yoksullar. Vergi veren kim? Bu yoksullar. Açıklanan genelgeyle okullardaki temizlik hizmeti 37 saatten 22 saate düşürülüyor oradaki çalışanlar için. Bu ne demek? Bu haftada en fazla 3 gün okullarda temizlik yapılacak demek. Peki diğer zamanlarda çocuklar bu okullarda yaşanan bu kirli ortamlardan kaynaklı sağlık sorunlarıyla, salgınlarla ve hijyenik meseleden kaynaklanan birçok hastalıklarla karşı karşıya kalacaklar. Yani bunun getirdiği gelecekte ciddi bir halk sağlığı sorunu olacak. Bununla yetinildi mi? Hayır. Taşımalı sistemi kaldırdılar. Veliye diyorlar ki sen kendin çocuğunu taşıyacaksın. Bununla yetindiler mi? Hayır. İkili öğretim yapan okullarda öğlen yemeği verilen çocukların öğlen yemeği hakkı ellerinden alındı. Ana sınıfında verilen yemek geri çekildi. Nereden bakarsanız bakın, yoksul halkın çocukları eğitimdeki sorunlarıyla baş başa bırakıldı. Sadece mesele bununla da bitmiyor. Ne yaptılar? MESEM'lerin, hani geçen yıl 12 çocuğumuzu kaybettiğimiz, çocuk işçiliğinin meşru hale getirildiği, çocuk sömürüsünün bizzat iktidar ve bakanlık tarafından meşru hale getirildiği çocuk işçiliğinin yaşını ortaokullarda da bölümler açarak 7. ve 8. sınıflara çekiyorlar. Böyle bir ülkeyle
böyle bir eğitim yaklaşımıyla karşı karşıyayız.